Herkese iyi akşamlar. Serhat, şimdi Mirafiori'ye ne yaptık? Ne çizdik, ne ettik? Aynen. Abi sen gerekli iki parçayı çizdin. Neleri çizdim ki ben? Hatırlamıyorum ki. O kadar çok şey çiziyorum ki. Crank sensörümüz. Yani şu arabanın kendi kasmağına. 36'ya 1 mi? Evet. Aman Allah'ım. Bundan nasıl öğrendik? Crank dişlisi çizdik. Şunu şöyle göstereyim. Süper. Yani yine döktürdün bu işi. Yok be ya. Alt üstü basit bir parça. Vay anasını. 36'ya 1. Yani ne olacak? Neyse, bunu çizdi. Bunu güzelce kaynattıracağız. Balanslattıracağız. Evet. Güzelce sentelerini de yapacağız. Evet. Sentelerini de yaptıktan sonra yerine takacağız. Hı-hı. Sonra crank sensör ayağımızı vesairesi, cartı, curtu, bilmem ne, hepsini yapacağız. Ondan sonra en azından crank sensörü vesaire işimiz bitmiş olacak. Süper. Onun dışında burada orijinal sensörümüz geldi. Boş. Oo. Crank sensörü. Okuyacak olan bu. Tabii. Bütün her şeyi göstereyim istersen şunu. Baksana, kutusunu biz açıyoruz. Evet arkadaşlar, paket açılışı videomuza hoş geldiniz. Abi, büyük hissetmiyorum. Ha. Çin'den 35 bin liralık kargo açılışı. Video başlığı. Bunu böyle ne yırtar gibi yırtacaksın, biliyorsun abi. Evet. Şimdi burada söylemeyelim. Bu crank sensörümüz. O boş parlaklığından aldı zaten. Buradan bu geleceği şöyle dişli sayesinde gelecek. Oradaki boşluğu görecek. Tık. Tık 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 tık. Ona göre gerekli konfigürasyonlarını beyinden yapacağız. Sonra Marschinger Streise. Oh, la decision, Valdemute Underbach. Biri duysa ne saçmalama diyecek. Ama İtalyan şey değiliz şu an. Yani var, Alman arabasındayız, İtalyan arabasındayız. Bunu daha yapmaya biraz zaman var. Neyse, bunu yaptıktan sonra Polo GT bobinlerimizi taktık zaten. MMA Post Flanch'ımızı Suat abi sağ ol. Ya. Yine döktürdü işçiliğini. Hacı, ama bir saniye, şöyle yapabilir miyiz lütfen? Şöyle delik delik üstüne getirebilir miyiz Allah'ını seversen? Aynen. Şöyle tam koyayım. Tabii. Aman Allah'ım, resmen tek parça ya. Kuşt bir çekiyorum, ekrandan çeker gibi. Bunu niye biz düz yaptık burasını derseniz. Bak şimdi contada. Şimdi ben biliyorum ama. Contada burası böyle açık. Buralar düz. Niye? Şimdi İtalyan. İşte elim İtalyan mühendisi. Bunu düşünürken manifold için biz bunu böyle yapacağız. Bunları güzel yaparken kaynak yapıldıktan sonra somunları, yani saplamaları sıkmalık şey kalmıyor, çevirmelik. Evet. Onun için de ince ayrıntı işlemler yapacağız. Bu şekilde manifoldları yapacağız. Ona göre ayıracağız. Yine borumuz da var vesaire. Ondan sonra throttle'ımıza montajını yapacağız. Bitirdikten sonra da arabaya montaj edeceğiz. Tabii bunu yapmamız için şunları alırsak. Böyle koyduğumuzda bak, gördüğün gibi hepsi eşit değil. Hepsini tek tek açacağız. Pimlerini uzatacağız. Yeni saplamalarını uzatacağız. Uzun saplamasını yapacağız. Senkron işlerini, parçalarını argonla kaynatacağız yine paslanmazından. Oy, oy, ona göre uzatacağız ki bunları açtığımızda kelebekler birbirine bağlansın. Sana bir şey diyeyim mi? Sıfırdan üretmek gerçekten daha aynen kolay sanki. Dur, daha bitmedi. Bu yarısıydı abi. Bunları hmm yapacağız. Ben birkaç tane şey gördüm. İnsanlar bunları yamultuyor. Yamultunca şöyle rölanti tutturuyorsunuz ama tapagaz bastığınızda hepsi eşit çıkmıyor. Bunları işte ayarlamak lazım. O yüzden ben pimleri uzatacağım. Bu şekilde tam düz bir şekilde olacak. Yani rölantide de tapa gazlı her şey düz olacak. Onun dışında yakıt rayımızı da illaki uzatacağız. Tek tek parçalarını yapacağız. Kelebek sistemimizi uyarlayacağız. Bütün ne varsa parçalarını. Sonrasında buraya artık eşit parçasına gelmiş olacak. Bloğu için yine bağlantıları yapacağız. Sadece kelepçe ve silikon borularla bağlamak olmayacak. Çünkü araba tepkimeli olacağı için bu şekilde çalışırken çok hard. Evet. Sıkıştırılması vesairesinden yüzünden çok seri çalışıyor sen. Bunları da bağlayacağız ki şeyler kopmasın. Onun dışında bunlar bittikten sonra da artık top borazanlarda. O sırada borazanlar yapılırken ben tesisatını yapacağım. Bunları yapmadan önce gerekli sensörlerimiz vesaire var. Şimdi gördüğün gibi bu tarz yağ basınç, yağ sıcaklık vesaire sensörleri. Hepsini takacağız. Ki anında anlık olarak bütün değerlerimizi görelim. Beyni zaten buna bağlıyoruz. Bu arada şunu getireyim. Ben pazar günü yine boş durmadım. Çalıştım abi. İçeriye koydum. Ne koydun içeriye? Ben pazar günü pinekliyorum ya. Diyorum Airsoft'a pinekliyorum. What is das? Das ist schön. Wunderbar.
Aaaa. Wie alt bist du? Wiederholen Sie das bitte. Weil der macht, ich komme gleich. Ich bin Polizei. Aaaa. Ist so einfach. Neyse, bu gördüğünüz ceplik. Ama sadece ceplik değil. Evet. Böyle. Tavşan çıkıyor mu? İtalyan pizzası çıkacak. Aman Allah'ım. Burada gördüğünüz gibi. Oğlum şey gibi oldu böyle. Pizzanın altından silah çıkarırlar ya. Öyle bir sahne bulursam koyarım buraya. Esmeralda gibi olduk. 3 tane vidayı da bağladım. Yani anlık olarak tıt 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 söker, sökülür. Bu böyle burada kalacak. Beyni buraya atmıyoruz. Burayı da yine faal bir şekilde kullanılacak cepliğe. Civatalara böyle konikli kullandık. Bir şey koyunca takılmasın normal şey. Aynı zamanda beyni buraya koyduk. Beyin olarak Ecomaster kullanıyoruz. Yeni modeli olan klasik. Bilek almadık. Bilek almaya gerek yok sonuçta bu araba, bu motorun, bu şeyinde. Klasik işimizi çok 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 fazla görecek. Aynı zaten beyni S14'te Corvette Swap. LS1'de zaten aynısı. Onu düşün. Aynı bu beyin. Onda da çalıştıracağız yani. Röleleri vesaire tesisatını yaptı. Bütün sigortaları her şeye kadar bağlı. Tesisatı da zaten bir çektikten sonra beyine bağlayacağız. Yani olur ya aradan 5 sene 10 yıl sene bir şey geçer. İnsan gelir bakmak ister böyle. Hani baktım en azından desin. Vay be. Yani yapmış yapacağım. Her yaptığımız arabada bunları yapıyoruz. Yani her zaman benden sonra bakacak, bizden sonra bakacak insanlar. Hani ya işte bunu ya sadece... açtığı zaman sıçmışlar demesin. Aynen. Ha bunu zaten tamam Serhat yaptı belli olsun. Ha zaten herkes bu görünce öyle diyor. Bu arabaların zaten gelenlerin hepsi bana kaşıma gözüme vesaireme gelmiyor. Sonuçta tabii. Yapılan işçiliğe geliyor. Yani aradan bunu da çıkar bir boşluktayken. Bu da çıkınca geriye alacağım bir şey kalmadı. Daha önce bu makineden yine yaptık. Mirafiori'ye. Sonra... Yanıp sönüyor artık. Bitmek üzere şarjı. Serhat. Swap'ın dehası. Serhat Bey ne yapıyorsunuz? Yakalandınız. Her zamanki gibi Suat abi. Var bir şeyler. Oğlum bak. Ben şu manifold konusunda gerçekten hayran kalıyorum sana. Manifold. Alırsın manifold, olursun lord. Girdi beline mengene. Harbiden ha. Oğlum belmel kalmadı bende. Alırsın fold, girer mengene. Kim koydu bu mengeneyi buraya? Çok kötü acı. Ah, belimi kırdın. Yavaş. Abi gece kaç saat? Kaç? 11. 11'i geçiyor şu an. Şu an %4 konuşuyorum. Bütün gün onunla bıraktım. Dada'yla da aynı anda. Ben çünkü bir arabayla uğraşmak istemiyorum. Aynı anda birkaç arabayla uğraşacağım. Ki şey olsun. Kafayı iyice yorayım. Evet. Sensör bilgilenmesi hepsi taktık. Manifoldunu yaptık. Manifoldu yaparken ben bugün throttle'ları parçaladım. Artık onu çok merak ediyorum. Yemedim. Hayabusa'da hiç kullanmadım bu zamana kadar. Bak. Bırak kullan binme işliğim yok ama sorsan ITBS'li throttle bu kaçıncı oldu bilmiyorum yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten ayrı bir meslek. Evet. Bak yaptığın işin haricinde bu ayrı bir meslek gerçekten. Ya küçükken Lego ile biz hiç oynadık mı ya? Yok abi bizim Legomuz yoktu. Çocuklarınıza Lego vermeyin. Bırakın ileride oynasınlar. Ben hemen hanımı arıyorum. Legoları atsın. Çocuk meslek sahibi olsun. Suat abi ITV seviyoruz. ITV çok meşakkatli bir şey. Ama sesi çok güzel. Her ne kadar orkestralarda senfonileri tutturamasak da ITV'de tuttururuz abi. Çok iyi. Eline aldın tabii şef çubuğunu. Aynen. Hadi bakalım. Neyse, konumuza gelecek olursak, portlar farklı olduğu için abi, ben ITB'leri parçaladım. Aralara tornada istediğiniz gibi pimler yaptırdık. Yakınlaşayım şuraya ya. Bu pimler böyle çok basit gözükse de birbirinden bütün günümü aldı. Birbirinden farklı ölçüler var orada. Tabii. Gördüğüm kadarıyla. Tabii hepsi birbirinden farklı. Niye hepsi birbirinden farklı? Bizim motorun şurada hepsi eşit gibi gözükse de eşit değil. Bak şurada anlaşılıyor. Evet. Eşit gibi gözükse eşit değil. Tek uğraşıldı. Şu an kaba taslak duruyor. Daha çok işimiz var. Niye? En basite kendi milin diyeceksek bile bak 3 santimden daha fazla bize şey lazım. Şuradan taktığımızda bak duruşu. Aynen. Şu an nereden baksan 3 santim uzadı. Kesinlikle. 3 santim uzadığı için bize 3 santimden fazla yani 4 santim daha miller falan yapacağız, yaptıracağız vesaire. Ona göre şu an kaba taslak duruyor. Bunları takarken de sadece bu arada rekor değil. Aynı zamanda biri içine giriyor, biri dışına giriyor. Yani bunlar da birbirine geçme şeyler. Niye geçme diyeceksiniz. Milleri taktığımızda... Titreşimde oynar mı? Yok titreşime değil de abi. Şu senkron ayarı tutturduğumuzda şunların konikliği yani yamuk olduğu için ne olacak? Tapa gaza biz bastığımızda bazı arasında istediğimiz kadar senkron. Biz senkronu her zaman rölantide ayarlarız. Evet. Tapa gazla ayarlayamayız yani.
Röntgenci ne olacak? Tapa gazda şaşma olacak. Evet. Yani İlla ki. Tapa gaz derken belki gazı hafiften basıncılar. Ben bir de bu ITB tamamen başka insanların yaptığı ITB'leri de gördüm. Onlarda şu hata var. Şimdi biz buraları kesip kaynatıp uzatacağız. Şuradaki evet. Pimlerine. Niye? Şu an bak aralarda boş oldu. Mesela bu kelebeği açsam diğeri açılmayacak. Bak görüyorsun abi. Evet. Diğeri yok. Bak şuraya yukarı gel abi. Bak açıyorum. Diğerleri açılmıyor görüyorsun. Ya da bunu açayım. Bu da bak diğerleri de açılmıyor. Bak şu an hep ayrık. Aralarda i̇şte, boşluk var. Ben gördüğüm insanlar alıyor bunları yamultuyor. Oo. Yamultuyor. Çok yamultunca buraya be. Takıyor. Tamam. Sen rölantide bir türlü tuttursan da istediğin kadar ITB'leri. Tapa gazla açtığımızda yamulttuğun için hepsini eşit yamultamayacaksın. Bak çok düştü mesela. Aa bak parça ne kadar güzel. Direkt inceleyebiliriz. Hadi abi sen incele. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Olay budur. Gerçekten olay bu. Benzer şeyler çizen bir insan olarak bunu böyle söyleyebilirim. Yani sen şöyle basması gereken parçayı böyle çevirir ve yamuk basarsan uçta kalan üçgen kısım farklı bir baskı yapacak. Doğru düzgün senkron tutmayacak diye geliyor. Ben tabii sallıyorum şu anda. Ne olur? Nasıl anlarız? Hiçbir şey yapmadan. Arabada kullanırken AFR sapıtır. Sapıtır derken şöyle. Bir birim oynamaz. Arkadaki yani noktasından sonra atıyorum 14.7. Yani 14 noktadan sonrası atıyorum şeyde hafiften normal kullandı düzensizlik olur. Gider gel. Belki çok çok bozuk sizden ITB'nin şeyi de o zaman AFR ciddi fark eder. Ciddi yani araba sallanır eder kullanamazsınız böyle böyle şeylere. Onun dışında çok yakar. Şimdi bunu da göreceksin bir vakum sesi gelecek böyle. Yapacak mı? Gaza bastığınızda o rrrr gelen şey çok ince bir şekilde jşşt diye bir ses alacak şu vakumların aldığı. Yani bu tarife göre artık evde kendi ITB'mizi yapabiliriz. Tabii ki de. Çocukları falan uzak tut. Yakıt rayı ile ilgili az önce ben bir şey gördüm videodan önce. Şimdi bir parça var biraz tanıdık geliyor. Bize o parçadan bahseder misin? Şurada. Onu şu sonunda bahsedeceğim. Tamam hadi bekliyorum. Şimdi kendi aralarında bunlar vardı. Şöyle evet. Kendi pimleri. Tabii biz bunları uzattığımız için şeyler şunları bunlar kısa kalacak yani karşılamayacaktı. Tabii. Ben her birini kendi mesafesine göre bunları da uzattım. Tabii şunu daha şu an uzatmadım. Şimdi yarın uzatacağım. O yüzden bile bile hatta uzatmadım. Videoyu çekelim görün diye. Nasıl olacak? Şuradan aldık. Bunları böyle koyduk. Bak hepsi pıt 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 pıt. Bak üçü girdi. İlk üç tanesi. Sonuncu. Bak sonuncu ne kadar kısa kaldı. Şuradan net görürsün abi gel. Evet. Görüyor musun bak şurasını? Aynen öyle. Bak karşılamadı. Şimdi bu normal diyeceksiniz kelepçe. Ben çok görüyorum. Bunu bu şekilde kelepçeyle sıkılıyor. Basınç geldiği için bu buradan çıkma riski var. Tamam. Ne kadar sıksınız da normal şuraları şişik olması gerekiyor basınçtan. Ama aynen. Bu yeni tip var. Ya şişik olsa kelepçeyle sıksan bir nebze. Ama dümdüzken parça yani çok tutacağını buna zannetmiyorum. Gerek yok abi. Bunun için üretimi zaten bunların pimleri var. Bunlar sekman şeyden önüne rekorda takıyorsun. Çıt diye kilitleniyor. Dönüyor. Okay. Kendisi dönmesi anında hiçbir şekilde çıkma bakma yok. Hiçbir şekilde kaçırma da yok. Bu şekilde duruyor abi. Bu çok kadar. Iyi. Şimdi çıkarır mısın bakayım? Çıkarırken de şuradan sıkıyorsunuz hop diye çekiliyor. Takarken de bak hop kilitlendi. Yaparken amacım arabada biraz daha görüntü de olsun. Maşallah Serkan'la Sebahattin abi motoru çok güzel yapmışlar her şekilde. Ben de onların emeğine biraz daha görüntü katıyorum. Hani benim yaptığım şeylerle ki sonuçta hem onların yaptığı hem benim yaptığım orta birleşip çok güzel bir görüntü ortaya çıksın. Davut abi güle güle kullansın. Kendisi de çok sabırsız. Sonuçta biz bunu bitirdik veriyoruz ama aylar sonra ya da bir sene sonra olduğu yerde oturup çalıştığımız zınk diye çalışsın. Araba it gibi çalışsın. Ona göre özel gaz teli ne kadar yapacağız? Araba çok dar. Yani çok dar derken şöyle. Şunlar bunlar şeyleri var ya. Aynen. Çok sıkışık. Kase gayet sıkışık. Yani işte bir tarafı buz bir taraf çıkıyor. Bir tarafı buz bir taraf çıkıyor. Öyle öyle şimdi söyleyemem niye bu. Kastımın kastımı. Aynen kastım şeyleri. Gurur duyuyor musun? Abi tabii insan gurur duyuyor. Yani bak geçen hafta bana bir mesaj attılar Bolivya'dan. Diyorsun ki Bolivya nerede falan. Tam Güney Amerika'da da. Şimdi Bolivya ne? Filmlerde Amerikan askeri girer kadını kurtarır çıkarır ya da çocuğu kurtarır çıkarır. Bolivya dediğin öyle bir ülke gibi bir yer. Yani yazan var çok gerçekten konuşuyoruz. Ben aynı zamanda insana çok da yardımcı olmaya çalışıyorum ama hangisine yetişiyor abi? Gelen arabaya yer koyamıyoruz. Yer koyamadığın için arkadaşlarımızın, çırakların garajlarına arabalar koyuyoruz. İki günlüğüne koyup alacağım senden dedim. İki hafta, üç hafta araba orada kalıyor. Çok yorucu ama bak. Gecenin kaçırdığın sabah görüyorsun. 9 gibi devam. Tabii. Yani... Durmak yok Serhat. Şimdi yavaştan başlayalım. Şöyle. Kaynaklarını
Yaptım. Şimdi bunları uzattım. Daha da kısaltacağım. Tek 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 dizmeye başlayalım. Şu an montajını bitirdim. Yani kelebeklerin. Bakın. Şu an daha geniş oldu araları. Tabii her bir portuna göre. Şimdi yakıt trayını, map hortumlarının TPS'ini vesairesini bağladım. Şu an throttle'lar kabaca birbirine çok çok yakın. Ama tabii ki de parçaları düz kaynattım. Ama sonuçta biz bir kuluz. İstediğim kadar kaynatalım. Çok hassas kaynatamayız. Onu da bittikten sonra senkronoya yaparken o zaman video çekeceğim. Göreceksiniz. Saatleri bağlayıp çok hassas bir şekilde senkron ayarlayacağız. Uğraşmaya devam. Ve ITV'miz tamamen bitti. Map hortumlarına kadar taktım. Enjektörlerimize kadar taktık. Yaylarımıza kadar bağladık. Jack'ımıza kadar hatta aldık. TPS'imize kadar bağladık. Şu an her şey tamam. Gazları açma vakti. Araç da dibimizde. Direkt buradan zıvran zıran zıran zıran. Makine hazır. Burada fazlalıklarımız. Kastım işi severiz. Yine saat 11 geçiyor. Son 1-2 iş. Sonra tamam yeter bu akşamlık. Serhat. Ben gittim geldim. Sen bir şeyler yapıyorsun. Arabalarla uğraşıyorsun. Aynen abi. Ne yapıyorsun şu anda? Burası alt kokuyor ya. Fazla beygir var herhalde. Keyifler nasıl? Vallahi çok yorucu. Bugün golfe dedik bir Kadıköy'e gidiyorum sabah. Heyecan. Bunları kaynakla uzattıktan sonra baştan milleri yaptık. Şey saplan millerini. Aa, demiştin çok güzel olmuş. Tekrar TPS'ini ve kelebek sistemini kurduk. Kabaca şeyin ayarını yaptım. Şu an şey hazır. Arabanın M manifoldunun açılarına yani portların açılarının hepsine tamam. Çok iyi. Ama bu böyle bitmiyor. Lazerden parça kesmiştik. Sonra lazerden kestikten sonra hop kaynaklı yaptım. Yani kaynakçı değiliz ama elden geldiği kadar yapıyorum abi. Ya yürü git, kaynakçı değiliz elden geldiği kadar. Şöyle takalım tahmini. Şu an saplamaları biraz uzun, biraz zor girecek ama biz saplamaları da değiştireceğiz. Şeyin saplamaları. Kapağın. Saplama çünkü çok uzun. Karbüratörün şeyine M manifolduna göre. Şimdi bu kabaca böyle duruyor. Kabalama. Kabalama. Şimdi bundan sonra bunun şeylerini uzatacağız. Biraz daha böyle kıracağız. Daha da böyle dirsek verip borularla uzatacağız ki bu throttle'ları böylemesine takmış olalım. Canına yandımın ya. Frenimiz dokunuyor. Freni sökeceğiz abi. Freni küçük, daha küçük Westinghouse takacağız mecburuz. Tamamen throttle'ı bitirmiş olacağız. Freni de tamam bitirmiş olacağız. Sonra da artık önümüze bakacağız. Nasıl? Tıraş oldum. 124 ile uğraşıyorum. Fren bizi bitirdi. Niye? M manifoldunu yaparken throttle'ları takıyordum. Her şey çok güzel ama çok yakın oldu. Şu anlık bir şey yok. Yani normal dokunmuyor ama illaki bu motor zaten rölantide bile böyle pıtır 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 sallanıyor. İllaki onda da tapa gazlı vesaire de kulakların yumuşaklığından dolayı sallanır. O yüzden işi şansa bırakmadık. Kendi üzerindeki buydu. Gittik. Onunkini aldık. Arkaları işte 3 vidalı vesaire dedi. Biz 4 vidalı olandan aldık yine bundaki gibi. Bir de onları alınca mesafeleri de o olmadı. Yani şununkine baktığımızda birbirine oluyor. Aynı mesafede. Bu sefer de merkez geçmedi. Sonra gittim. Ununun merkezini de aldık. Bir de iki çeşit çıkıyormuş unularda. Bu bence üzerindekinden daha kalın gibi ya. Fark edeceğini düşünüyorum. Takınca çok 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 kısaldı. Şimdi toplayıp da göreceğiz. İlk önce mil ayarı yapacağım. Şurası. Yani sanayi tabiriyle çük ayarı dediğimiz şey. Onu yapacağım. Ondan sonra da olayı bitirmiş olacağız. Vay be. İnsanlar ne arabalar yapmış. Serhat seni bir düşünceli gördüm bugün. Abi yine gece oldu. Şu motor bloğunun konfor alanı biraz genişlemiş gibi geldi bana. Evet abi. Şurada bir şeyler küçülmüş. Artık minimal takılıyorsun galiba. Minimal. Aynen. Hep eskiden büyümek için uğraşırdık. Şimdi şurayı küçültmek için uğraşıyoruz. Ana merkez derken şimdi fren borularına kadar şey olacak. Bayağı uğraşacağız. Ama şu an kabaca bitti. Yani orada karıştı etti bilmem ne. Şu an gece 12.30. Şu an istediğim gibi. En azından arka hortumu takabildik borusunu. Şimdi önleri sadece yapacağız. Önleri baştan yapacağız. Bir de yaparken arkaya biraz daha şakil yaptım. Önleri de bir kalp işareti yapalım. Şu an throttle'lar dokunmayacak. Eskisi 23 santim bir çap. Şu anki 18 santim. Yani 5 santim az bir mesafe değil. Eskiden zaten dokunmuyordu. Ama böyle kağıt girerdi araya. O yüzden küçülttük. Ya BNT saat için geldi ama neleriyle uğraştık. Frenine kadar girdik. Bunu beklemiyordum gerçekten. BNT saatin yanında eşantiyon mu oluyor? Vallahi ruhum.
fazla yoruyor yani her şekilde ama sorun yok. Seviyoruz bu ayağını. Ufacık bir ucundan göster. Ellemeyeceğim. Sadece göster bir ucundan. Dım dı 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 dım. Yeter bu kadar. Bunu montajladıktan sonra gösterin. Şu an tamamen tesisatı. Beyim ben de zaten bitirdik. Bence gidelim uyuyalım Serhat. Aynen. Tesisat montaj burada yine geldi. Başka bir projelerin başladı. Olsun. Olsundu. Zafer'e gidilen yolda çekilen şeyle kutsaldır. Sana. Hadi bakalım. Hasta la Victoria siempre patrio muerte venceremos. Yani diyor ki beğendiyseniz like'a basın ve abone olun. Yarın sabah görüşürüz.